yeni siyasetin hem bürokratlara hem ilgili taraflara duyurulması ile bu yeni siyasetin Kıbrıs konusu bağlamında geldiğimiz aşamada bir yer edindiğini de memnuniyetle gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Artık bu oyunun kurallarının değişmesi gerekmektedir. Bir anlaşmanın sağlanabilmesi için bizim egemen eşitliğimizin ve eşit uluslararası kimliğimizin tanınması gerektiğini kendilerine ifade ettim. Yeni siyaset Kıbrıs'ta egemen eşitliğe dayalı ve eşit uluslararası statüsü tanınmadan bizim o eski şartlarda masaya oturmamızın ve resmi görüşmelere başlamamızın hiçbir anlamı olmayacaktır. Fonksiyonel federasyon ancak 3 yıl sürebildi. 3 yıldan sonra Kıbrıs Türkler devletin dışına atıldılar ve limboda kaldılar. Yani havada kaldılar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yolumuza devam ediyoruz. Bizden kimse bunu terk etmemiz ve zemini olmayan bir yapıya, yani Kıbrıs Cumhuriyeti'ne, yani tek egemenlik, üniter yapıya gidecek bir sisteme yama olmamızı hiçbir kimse bizden bekleyemez. Kıbrıs ne eski Kıbrıs'tır, ne de Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz'dir. Üzerinden 60 yıla yakın bir zaman geçmiştir. Yaptığımız bu tarihi adımla bir aşama kaydettiğimizi ve dolayısıyla yeni bir sayfanın açılmasıyla Kıbrıs Türk halkına da bir umut doğduğunu görüyorum.